Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz Nexus 6'yı inceleyeceğiz. Şimdi incelemeye başlamadan önce yanındaki bu adam kim diyeceksiniz muhtemelen. Bizim editörlerimizden Aydoğan. Kendisiyle uzun süredir çalışıyoruz ve de çok mutluyuz. Aydoğan. Eyvallah abi. İlk defa videoya çıkıyor kendisi. Biraz kendinden bahset. Bu Nexus'u nereden aldın geldin? Neler yaptın? Onlardan da bahset. Öncelikle herkese merhaba demiş olayım. Ben şu anda öğrenci olduğum için bu yaz döneminde buraya gelebildim. Kasım'dan beridir Webtekno ekibindeyim ve Lütfü abinin de dediği gibi ilk defa kamera karşısına çıkıyorum. Nexus'u da Almanya seyahatimden aldım. Berlin'den getirdim. Bize ve çikolata almış adam, kendisine Nexus 6 almış. Ne güzel. Ve bu şekilde de bir Nexus 6'yı hep beraber inceleyelim istedik. Tamam abi, şeyi soracağım sana şimdi. Hani Almanya diyoruz, hani Avrupa falan böyle. Gelişmiş ülkeler bunlar. Tabii ki de fiyatlar nasıl abi? Bizimle uçurum farkı var mı? Açıkçası çok ya, da büyük bir... Nexus 6'yı kıyaslayamayız çünkü ülkemizde satılmıyor. Aynen. Ülkemizde olmadığı için Nexus 6'yı baz alamayız. Ama genel olarak baktığımızda çok da aşırı bir uçurum yok. Bunun sebebi de Euro'nun yüksek olması ve vergi farkı. Bizdeki vergilerin çok yüksek olması. Çünkü Avrupa ülkelerinde vergi konusunda bizim gibi nasıl diyeyim çok fazla şey bindirmiyorlar yani üzerlerine. Ve şimdi de zaten günümüzde konuşuluyor işte %15 ya da Vestel'in isteğiyle %30 vergi gelme. O zaman uçurum iyice artacak. Ama diğer türlü çok da büyük bir fark olmuyor. Hani gidip oradan ürünü alıp gelecek kadar aşırı bir fark yok. Ya mesela şeyi sorayım, hani günümüzde karşılaştırabileceğimiz G4 mesela, LG G4 ne kadar? LG G4 bununla yakın fiyatlı, 530 euro civarında bir şey var orada. Şey olursa çevirdiğimizde 3'te çarp. Yani 1500, 1700 gibi bir şey oluyor. Yine aslında şöyle bu sefer düşündüğümüzde de hani 1700 oluyor. Tabii bunun üzerine düz bir şekilde düşündüğümüzde 1700-1800 lira. Ülkedeki bizim vergilerden dolayı da bu 2000 lira, 2100 lira gibi bir fiyat farkı oluyor. Bir de herkesin bir tane telefon getirmesi hakkı falan olduğu için hani bir telefon için o 300-400 liralık bir fark için gitmeye değer mi? Yine değmez. Yani alacak olan ya hazır gitmişken onu alınabilir. Ha, aynen, hani tatile gidersin o sırada gitmişken alınabilir. Neyse, aynen tamamdır. Onda yaptığımız gibi. Şimdi o zaman yavaş yavaş Nexus 6'yı incelemeye de geçelim. Geçelim. Bu kutusu bana biraz büyük geldi. Sebebi? Ekranın büyüklüğü. Büyüklüğü. Çünkü 6 inç bir ekrana sahip. Ama normalde telefon da bu kadar kalın değil oğlum. Sonuçta hani şu kutuyu şöyle incecik tutabilirlerdi adamlar. Bilmiyorum. Yani biraz şaşalı görünmesi için mi artık? Ne için olacak? Aynen. Kutunun üzerinde 32 GB ibaresini görüyoruz ki bu 32 GB'lık bir telefon, bir de 64'lü 64 versiyonu var. Arada ortalama 50 euro'luk bir fark var. Yaklaşık evet. Yani düz bir şekilde 50 euro diyebiliriz. Tamamdır. Şimdi kutuyu açıyorum. Tabii ilk defa açmıyoruz kutuyu. İçinden telefonumuz çıkıyor. Gördüğünüz gibi bayağı büyük. Bayağı büyük. Hani tablete çok yakın ki tablet dediğimiz aynen telefon direkt bu aslında. 7 inçten itibaren tablet giriyor çünkü. 6 inç bir telefon. Kutu içeriği çok zengin değil. Hani böyle ultra gösterecek bir şey yok. Kullanım kılavuzu ve SIM kartı çıkartma fikviki bunun için. Klasik şeyler. Ayrıca Avrupa'dan alındığı için şarj aleti ülkemizde uyumlu bir şekilde geliyor. Ve kablosu var. Hem veri aktarım kablosu hem de şarj etme kablosu. Kutu bu kadar. Başka da hiçbir şey kulaklık çıkmıyor. Kulaklık falan çıkmıyor yani. Aynen öyle. Kutuyu kenara kaldırabiliriz. Var mı kutuyla bir iş? Yani zaten bomboş bir şey, sadece şarj aleti çıkıyor. Onu çıkartacaksın. Sonra kenara koyacaksın. Aynen öyle. Şimdi telefonu şöyle standımıza koyduk. Stand çöktü çökecek. Bayağı büyük olduğu için. Evet. Yavaş yavaş neyle başlayalım istersen? Direkt tasarımından girelim. Aynen, tasarımından girelim. Şimdi abi telefonu eline aldığın zaman, oh bildirimler de akıyor senin abi. Bak ben ilk aldığım zaman, ilk kurcalamaya başladığım zaman şey konusu bende bir sıkıntı oldu. Telefonun neresi altı neresi üstü. Aynen. Bunu kavramakta sıkıntı oldu. Hani sen yabancı forumlarda bakmışsındır, bundan yakın insan var mı? Ya zaten hani telefonun o açısından dolayı bir seven kişiler var, bir de hani eleştiren. Çünkü neresi işte cebime koyduğumda çıkarttığımı direkt ters olarak çıkartıyorum ki ben de hani 3-4 gündür kullandığım için aynı sorunu ben de şey yapıyorum. Bir süre sonra alışabiliyorsun çünkü kamera boşluğundan yani tek anlayabileceğin fark o.
Ama yani yekpare düz bir şekilde böyle sade bir şekilde olması, direkt aynı şekilde olmasını sevenler de var. Yine kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey yani. Onun dışında şimdilik tasarımına hızlıca giriş yapıyorum abi artık. Üst tarafında bir adet kulaklık. Kulaklık girişi. Onun yanında hemen sim kart. Sim kart ne takıyorum? Nano sim. Yani nano SIM iPhone'lardan. En bile. Küçüğü. Aynen, en küçük olanı. Üst kısım böyle ve anten çizgileri bunlar. Aynen. Tamamdır. Arkasına bakalım. Arkasında bir Motorola logosunu görüyoruz. Nexus'u bu sefer Motorola üretti. 5'te LG miydi? LG'ydi. 4 ve 5'te LG'ydi. Tamamdır. Bu sefer Motorola'nın ürettiğini görüyoruz logosundan. Üstünde kamerası var. Kamera özelliklerine zaten değineceğiz. Aynen. LED flash dediğimiz hani olay böyle kameranın yanına koymamışlar. Biraz farklı. Ona da kamerada değinelim istersen. Olur. Nexus logosunu görüyoruz. Alt tarafta sadece şarj edebilmek için USB 2.0. Aynen. USB 2.0 girişi. Aynen öyle. Şöyle tuttuğumuz zaman sol tarafında hiçbir giriş çıkış yok. Sağ tarafında da sadece power tuşu ve ses açma kısma tuşu var. Ön tarafına gelelim abi. Ön tarafında bizi hayvani bir ekran karşılıyor. Ekran telefon oranı bayağı iyi gibi duruyor. %74. Hani zaten günümüz standartlarına. %70'in üzeri bence her türlü kurtarır. Aynen. 6 batar bence. %70 üzeri gayet iyi ki %74 hakikaten çerçeve olarak çok kalın bir telefon değil. Yani telefonun çoğunu ekran oluşturuyor. Aynen. Üst tarafta ön kamerayı görüyoruz. Onun hemen yanında bu hoparlör mü, ayıza mı? Bunda stereo hoparlörler var. Bu hoparlörler her iki tarafta da var. Yani alt taraf hem mikrofon aynı zamanda hoparlörü var. Yukarıda da hem dış hoparlörü aynı zamanda direkt olarak verebiliyor yani. Müzik çıkışı sağlayabiliyor. Anladım. Gayet iyi olmuş ki bu hoparlörlerin ön tarafta olması da mesela HTC telefonlarda en beğendiğim şeylerden birisi arkadaşlar. Hani şöyle tuttuğumuz zaman hiçbir şekilde kapatamıyoruz ve ses direkt bize geliyor. Aynen. Oyun oynarken falan benim bayağı hoşuma gidiyor bu özellik. Oldukça güçlü bir sesi de var. Yani mesela kenara koyup son ses, onu son sese getirip müzik dinlediğin zaman da gayet basları, tizleri çok güzel bir şekilde veriyor. Keyifle dinleyebiliyorsunuz yani. Tamamdır. Onun dışında abi şimdi tasarım dedik. Ekran boyutu 6 inç dedik. Aynen. Uzunluğu ne kadar telefonun? 159.3 mm yani 160 mm diyebiliriz direkt. Aynen. Onun yanısına şuradan hemen bakalım. 83 mm bir 8.3 cm bir genişliği var. 10.1 mm de yani 1 cm gibi bir kalınlığı var. Ama kalınlık şöyle, biraz kalın aynen, gibi. Yani rakam olarak kalın duruyor. Rakam baktığında kalın ama telefonun büyüklüğünden ve eline oturduğunda o heybetinden dolayı hani size hiçbir şekilde kalınmış gibi gelmiyor. O şeyini özelliği biraz daha iyi. Çünkü hafif bir kavisli yapmışlar ele oturması ve bataryayı biraz daha büyük yapabilmek için. Bu sebeple de rahat bir şekilde tutabiliyorsun ve sana kalın gelmiyor. Yani. Ki zaten bu telefonu alan adam hani tek elle kullanımı çok zor bence. Yani. İlla ki iki ele mahkumsun. O yüzden hani büyüklük falan çok problem değil. Aynen. Kalınlık da çok problem değil. Tasarım böyle. Neye geçelim? Ekran özelliklerine de bakalım. Ekranı 2K galiba. 2K ekranı var dediğin gibi. Bu sebeple hani görüntü daha biraz daha net, daha canlı bir şekilde görebiliyorsun. Şarj daha çok gidiyor. Ama tabii ki şarjı biraz daha fazla harcayacaktır. Pili ne kadar? Kaç miliamper? Pili 3440'dı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şuradan bakalım, 3220'ymiş pardon. Gayet iyi bir rakam. Yani normalde bir 5 inç telefon için çok ideal. Hani günlük kullanımı rahatlıkla çıkarabilecek. Ama düşündüğümüzde 6 inç bir ekran var bu sefer karşımızda. Ve 2K bir ekran var. Ama şu anki kullanımda dediğim gibi daha hani en fazla bir hafta olmuştur kullanalı. Ama günü hani rahatlıkla eve gidene kadar hiçbir şey olmadan çıkartabiliyor rahat bir şekilde. Bir de şeyi var abi. Hızlı şarj olayı var telefonda. Aynen. O hızlı şarj. Turbo şarj diye adlandırmışlar kendileri ama bizim bildiğimiz quick şarj. Şöyle bir artısı var. Sonuçta dışarıdayken diyelim %20'lere falan indiğinde hani bir şarj etmemiz gerekiyor eğer kullanacaksak. Ve günümüzdeki telefonlarda değil de hani biraz daha bir sene önceki telefonlarda hani beklemesi lazım bir yarım saat bir saat. Bunda 15 dakikada sana Motorola'nın dediğine göre 6 saatlik bir kullanım süresi vaat ediyor. Tabii bu nasıl bir kullanım? Orası da ayrı. Orasıydı. Çok ama acil telefon görüşmelerini yapmak için aslında. Aynen. Ama en azından bir normal bir kullanıma göre bence bir 3-4 saati bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok çabuk şarj oluyor gerçekten. Hani bir kere %10'dayken falan takmıştım. Sadece bir yemek yiyip geri döndüğümde o %40'lara %50'lere zaten varmıştı çok kısa bir sürede. Gayet iyi bir rakam. O yüzden hani dışarıdayken bile kafedeyken hemen çay içerken bir tak bitsin olay.
gününü çatır kurtarsın. Çatır devam eder. Onun dışında Android sürümüyle ilgili aslında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Google'ın kendi saf Android dediğimiz arayüzü var. Aynen öyle. Şu anda yani 5.0 ile çıktı ama ben telefonu satın aldığımda içinde 5.1.1 yüklüydü. Hani değilse bile direkt güncellemesi gelecek. Android M'de ilk alacak telefonlardan biri olacak. Tabii. Aynen öyle. Ki Android M'den sonraki çıkacak sürümü de muhtemelen tabii 7 sürümünü kesinlikle de alır. Hatta 8'i bile belki zorlar mı? Zorlayabilir. Yani o zamanki işte Google ama Google genelde hani 2 yıl o süreyi verdiği için bu 5'te çıktı. 7'yi görür, 8'i işte belli olmaz. Yani ama ROM'la falan uğraşanlar kesinlikle devam edebilir yani. Aynen öyle. Neye geçelim? Teknik özelliklerine yani donanımına bakabiliriz. Tamamdır. Donanımında bu 2014'ün Kasım ayı gibi yani sonlarında çıktığı için Snapdragon 805 tercih edildi. O sırada bir Snapdragon 810'lu telefon olmadığı için geride kalmış oldu. Şu anki rakiplerine baktığımızda onlarda Snapdragon 810 var ya da Samsung Exynos 7420'yi kullanıyor yine aynı seviyede. LG G4'te 808'i görüyoruz. O yüzden performans noktasında üst seviyelerle yarışta biraz geride kalıyor. Hatta Barış abinin yaptığı bir performans kıyaslamasında Nexus 6 bu sebeple geride kalmıştı. Ama günlük kullanım için herhangi bir şekilde her türlü oyun performansı açısından falan hani Snapdragon 805'te gayet iyi bir performans çıkardığı için kullanıcıları üzmeyecektir. 4 çekirdekli. Tabii bu 4 çekirdekli. Daha sonra 6 ve 8 çekirdekliler çıkmıştı. Ama 4 çekirdekliler arasındaki de en iyi performansı bu sunuyor. O yüzden hani performans noktasında herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarmaz. Bizim hani gözle hissedeceğimiz bir şey yok ki zaten telefonda 3 GB RAM var. O bile. Yani zaten 2 bile kurtarırken artık millet hani 3'ü bazıları da ya artık 4 olsun. Aynen 3'ü rahat rahat yani her türlü götürebilirsiniz. Tamamdır. Dilersen bir de kamerasından bahsedelim. 6 inçlik bir telefonun kamerası nasıl olmalı, nasıl olabilir? Kamerasına geçmeden önce hemen ben bir unuttuğumuz anekdotu vereyim. Bizim aldığımız 32 GB versiyonu. Bir de bunun 64 GB versiyonu var ama micro SD kart girişi yok. Hani 32 ya da 64 ile yetinmek zorundasınız ki hani yine normal bir kullanıcı için 32 bile fazlasıyla yeterlidir. Ha yetmeyebilir dersen de. Yani eğer müzikleri atmıyorsan, film diziyi bunun içine atmıyorsan gayet yeter. Şöyle abi sen Almanya'ya da gittin hani şeyi gördün orada. İnternet hızlarını gördün. 4G farkını görmüş olduk. Hani neye hazırlandığımızı da orada canlı canlı görmüş olduk. Şimdi hani 4G varken ve Spotify gibi hani uygulamalar varken telefonda müzik taşımak zaten çok mantıklı. Ya zaten Spotify'da şöyle bir şey de var. Hani gerçi yine alandan kullanıyor da çok büyük bir şekilde kullanmadığı için hani. O sırada sizin hoşunuza giden hani en fazla 10-15 şarkı vardı. Hani 3-3 şarkı yüklesen de hepsini dinlemiyorsun zaten. Aynen. Hoşunuza gidenleri Spotify'dan seçip eğer aylık işte 10 liraya bir de premium'unu alırsan ki bunun diğer Deezer gibi farklı versiyonları da var. Çevrim dışı modu var. Ekliyorsun. Hani internet hadi ben dışarıda internetim gitmesin. Benim internetim az dersen evde çevrim dışı modunu alıp indirmesini sağlarsın. Rahat rahat dinlersin yani. Aynen öyle. Unutmadan şeyi de söyleyeyim. 4G özelliği var. Tabii zaten. 4G yani desteği. Bu tarz telefonlarda artık bahsetmenin yani, lüzumu yok. Bundan sonra ya artık alt seviyelere bile vermeye başladılar. O yüzden bundan sonra hani var mı yok mu diye düşünmeye gerek yok. Tamamdır. Şimdi kamerasından artık şimdi bahsedebiliriz. Aynen geçebiliriz. Ana kamerası 13 megapiksel. Günümüz için yine zaten günümüzde hani 20'ye çıkanlar da var tabii. Ama rahatlıkla günü kurtarabilecek hani aşırı derecede işte hani telefonu kamera için almak istemiyorsanız eğer çok rahatlıkla sizi kurtarabilecek. Çünkü o bu konuşmanın sonunda tekrar değiniriz gerçi ama çift flash da çok daha iyi bir çekim sağlıyor. Ama ön kameraya gelecek olursak eğer iş biraz sıkıntı. Çünkü 2 megapiksel bir ön kamerası var. Biraz şey düşmüşler sanki yani görüntülü konuşmayı daha çok düşünmüşler. Tabii hani. Hani bir selfie çılgınlarını çok kurtarmayabilir. Aynen. Özellikle gece çekimi. Şey olarak da aslında görüntülü konuşmada da hani 10 megapiksel ne kadar yükselirse senin harcayacağın kota da yükselecek. O daha da var, kaliteli tabii. Bir olacağı için ama hani günümüzde selfie sevenler de çok olduğu için hani dışarıda ışığı çok rahat bir şekilde güneşten alıyorsanız bir problem yok. Ama işte ışık oranı düştüğünde selfie'de de biraz sıkıntılar oluyor. Şöyle bir şey var. Hani ön kamerayı hadi kötü diyoruz ama arka kamerada mesela 4K çekim özelliğini koymuşlar. Yani abi bence şunu düşünüyorum. Arkaya 4K'yı koyma, ön kamerayı birazcık daha iyi yap. Yani şu an aslında evet 4K'yı zaten hani sadece ülkemiz olarak değil dünya genelinde düşündüğümüzde 4K'yı kullanan çok yok. Türkiye'de de sadece
Eğer yenisi eklenmediyse sadece TRT 4K yayını yapıyor. 4K televizyonların fiyatı malum. Millet zaten şu an almıyorken 4K'yı sürekli telefonlara eklemek ne kadar gerekli bilmiyorum ama dediğin gibi hani 4K yapacağız yerine Sony sensörlü bir kamerası var. Onu 4K'lı bir sensör koymak yerine ön tarafı bir en azından 5 yapsalarmış aynen daha güzel olabilirmiş açıkçası. Şimdi benim yine böyle hani bu telefonda olumsuz sayılabilecek bir özelliği SAR değeri bana bir tık yüksek geldi. Yani hani 1'in altında kalsaymış aynen daha iyi olabilirmiş. Kafada? Kafada 1.7 watt bölü kilogram. Çok kafada fazla. 0.93 watt bölü kilogramda vücutta bir şey var. Hani, 0.5'in altını çok gördük abi biz telefonlarda. Olabiliyor yani. Yani tabii indirebiliyorlar da o da şey için herhalde. Hani çekim desteğini biraz daha iyi sağlayabilmek için. Çünkü düşük olanlarda bu sefer de bir çekim sıkıntısı olabiliyor. Ülkemizde de öyle aşırı iyi bir çekim gücü yakalayamadığımız için. Yani sonuçta bu telefonu bizim ülkemize göre yapmadı bu adam. Tabii dünya geneline göre aynen yapıyorlar da. Ki hani Amerika ama ve Avrupa standardı farklı. Bunu biraz daha Amerika standardına uydurmuşlar gibi geliyor bana. Aynen. Bu arada kafada 1.47. 47. Galiba 74 dedi sen az önce emin değilim. Neyse düzeltmiş olduk. Düzeltmiş olduk. Onun dışında başka abi oyun testi yapalım istersen telefonda. Tabii ki testi de geçelim. 15 dakikalık bir oyun oynayalım bakalım telefon ne kadar ısınacak ve şarjı ne kadar gidecek. Oyun testimizi her zaman olduğu gibi Asphalt 8 üzerinde yapıyoruz. Sıcaklığımız 34 dereceydi ki son yılların en sıcak günlerini yaşıyor şu an İzmir. Sıcaklığımız 15 dakikanın sonunda 39 dereceye yükseldi. Ayrıca şarjımız da %33 seviyesinden %24'e düştü. 2K ekranlı ve 6 inç boyutundaki bir telefon için %9'luk bir düşüşün fena olmadığını söyleyebilirim. Şunu da eklemek isterim. Oyunda herhangi bir FPS düşüşü hiçbir şekilde yaşamadım. En yüksek ayarlarda oynadım. Kasmadan takır takır 15 dakika boyunca Asphalt 8'i oynayabildim. Oyun testimizi yapmış olduk arkadaşlar. Tabii ki şimdi de herkesin merak ettiği gibi bir de benchmark testlerine bakmış olalım. Bakalım nasıl bir performans göreceğiz. Antutu ile Geekbench'ten bakalım ne alacak. Antutu üzerinde açıkçası beni şaşırttı. 51.044 puan alarak Antutu'da en üst sıraya yerleşti. Hemen bir altında Meizu MX4 ve Samsung Galaxy Note 4'ü görüyoruz. Gayet iyi bir skor olduğunu söyleyebilirim. Geekbench'e baktığımız zaman da tekli çekirdekte 1044, çoklu çekirdekte de 3182 puan aldı Nexus 6. Benchmark sonuçlarımıza da baktık. Şimdi son sözlerimize yavaş yavaş gelebiliriz. Unutmadan renk seçenekleri var. Lacivert ve beyaz olmak üzere. Aynen. Siyah yakın, daha doğrusu griye yakın bir lacivert var. Bu elimizde olan model gibi. Bir de beyaz seçeneği. Direkt beyaz bildiğimiz. Aynen. Onun dışında Avrupa'da, Amerika'da farklı isimli. Bildiğimiz üzere Çin'de farklı bir isim var telefonun. Yani genel olarak Motorola Nexus 6 olarak biliniyor. Ama Çin'de nedense Motorola Moto X Pro ismiyle çıkmış. Öyle ya da Nexus X diye de isimlendirme var ama genel olarak zaten herkesin bildiği tabii ki de Nexus 6 olarak Nexus geçiyor. 6. Şimdi abi şeyi merak ediyordur arkadaşlar. Türkiye'de bu telefonu alabiliyor muyuz? Yani işte dediğim gibi yani 2014'ün son aylarında yani Kasım Aralık gibi çıktı satışa. O zamanlarda ilk Amerika sonradan Avrupa'da satışa çıktı ve ülkemize gelmedi. Hala daha gelmedi ki bu saatten sonra da gelebileceğini pek sanmıyorum. Hani almak isteyen arkadaşların artık bir eşe dosta haber verme gibi ya da kendileri işte benim yaptığım gibi hani Avrupa'ya bir seyahate çıktıklarında dönüşte getirmek gibi bir seçenekler olabilir. Oradan almak isterlerse de Amerika'da ilk olarak 650 dolara çıkmıştı. 64 GB ile 700 dolar, 50 dolar bir fark vardı. Şu anki fiyatı da 500 dolar 32 GB modeli, 550 dolar da 64 GB modeli. Avrupa için de direkt, euro direkt euro'ya çeviriyorsun yani. 500 euro, 550 euro gibi fiyatları var şu anda. Yani almak isteyen arkadaşlar yurt dışından ya bir tanıdıkla getirtecekler ya da kendileri çıktığı zaman pasaport kayıtlarını da yaparak. Pasaport kaydı 150 lira da orası değil aynen mi? Aynen. Hani ekstradan bir şey. Oraya da bir 50 euro veriyorsunuz ve 500 hani 550 ya da 600 gibi bir fiyata denk geliyor en fazla. Tamamdır. Son başka söylemek istediğim bir şey var mı abi? Yani sonra başka bir şey kalmadı. Genel olarak hani memnun olduğumuzdan bahsedebilirim. Düşünülebilir mi? Dediğimiz gibi işte hani Avrupa'ya çıktığınızda alınırsa düşünülebilecek bir telefon ama aynı fiyata şu anda işte LG G4 de o civarlarda gezen Avrupa bir fiyata. Tabii Avrupa fiyatına göre. Hani
kullanıcıların kararına kalacak bir şey ama şu an için hani ya alırsam acaba pişman olur muyum? Hani Avrupa'dan ya da işte Amerika'dan getireceğim ben bunu diye düşündüğünüzde pişman olmayacağınızı söyleyebilirim. Çünkü en büyük artısı da güncellemeyi zaten sürekli alacak. 6'da biraz daha batarya performansının hani genel olarak Android cihazlara da dahil olacağı söyleniyor. Quick şarjı var. İşte kamerası kurtarıyor. Ön kamerası her ne kadar kötü olsa da genel olarak rahatlıkla alınabilecek bir cihaz olarak düşünüyorum ben. Yani zaten phablet arayanlar için bence hani ilk iki sıraya konulabilecek Note telefonlarla birlikte bir tanesi. Yani. Hem de onlara göre biraz daha küçük bir boyutu var gibi geliyor. Çünkü hani ne kadar 6 inç olsa da hani 6 inci sıkıştırabilecekleri en küçük boyutlara, oranlara sıkıştırmışlar gibi duruyor. Aynen öyle. Tamamdır. O zaman incelememiz bitti. Aynen. Sizlerin aklına takılan sorular varsa Nexus ile ilgili Aydoğan zaten aktif olarak kullanıyor. Videonun altına yorum olarak bırakın arkadaşlar sorularınızı. Oradan biz cevaplarız elimizden geldiğince. Ayrıca videomuzu da beğenmeyi unutmayın diyelim. Bizleri ekranda görmüş olduğunuz adreslerden takip edebilirsiniz. Başka bir videoda, başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.